Kemal Kılıçdaroğlu Deniz Zeyre'ye konuştu. Okudunuz mu yazısını bilmiyorum. Bugün okumadım, daha yok. Şöyle, şimdi bir böyle hani Cumhurbaşkanı adayı kim olsun biliyorsunuz, Abdülkadir Selvi Millet İttifakı böyle hani siyasetçilerinin üzerine böyle yapıştı. Hani bu adayı açıklatacak inşallah, böyle çabalıyor. Her Türklerde gün yazılar. deşte havdele diye bir deyim var. Ne O da demek şu. o? Üzüm Deşti. suyunun havdeli. Hevdeli, havdeli. Evet, üzüm suyu kaynatılıp pekmez olma safhasını geçip pestile dönüşmeden önce bir yoğunluk kazanır. O yoğunluğun da kıvamında olması için bir sopayla sürekli oranın karıştırılması gerekir. Güzel bir şey Eğer yapıyor o bir zaman. insan, bir insan Üzüm bulunduğu pestil tarifini yerde, aldık sabah. bir insan bulunduğu yerde sürekli bir karıştırma, bir arıza üretiyorsa o adam için bu ifade kullanılır. Abdülkadir Selvi de muhtemelen kendisine tanımlanmış bir görev olarak sürekli olarak ortak cumhurbaşkanı adaylığı, belediye başkanlarının durumu, siyasi parti liderleri arasındaki gerilimler üzerine bir şeyler yazıyor. Ama en az 20 yazı yazdı herhalde. Nezih Daha Onur bunun fazla. Çünkü her çetelesini gün oluyor. tutuyor. Bazen yazıyor, şu yazı oldu, bu yazı oldu. Bir sonuç da üretmiyor. En son Kendi genelde gündemini meşgul yazıları deva ediyorlar. ve gelecekle ilgili de vefa hatırlatmalarıyla bitiyor. Halkımız vefaya önem verir, nankörlüğü sevmez şeklinde. Halkımız nankörlüğü sevmez, vefaya önem verir ve halkımızın tarihsel olarak yüzlerce ve binlerce yıllık vefa duygusu değerleridir, toprağıdır ve yani şey anlamında, yani içinde bulunduğu bir organizasyon olarak devletedir. Yani böyle bir devlet kutsayıcılığı değil ama devleti korumayadır. Yani bu Sayın Erdoğan'ın Erbakan'a vefasını hatırlatıyor bazen insanlar. Bugün Ali Bey'in de, Gelecek Partisi Ahmet Hoca'nın da, yolunu ayrıştıramayanların da, susanların ve zaman zaman bir yanardağ patlaması gibi dışına sıkıntısı dışına taşan arkadaşların da gerçekten hukuk, adalet, özgürlük, bir arada yaşama, dürüstlük, ehliyet ve liyakat gibi değerlere vefası vardır. Bu vefalara, bu değerlere vefanın gereği bu iktidar düzenine itiraz etmektir. Şimdi Peki dünkü şeyi de soralım bence. neyi? Bu nöbette Bir şey dakika, sorum kaldı ya Deniz İlber. Zeyrek. Deniz Zeyrek. Ama Bak. Deniz Zeyrek tamam, Kılıçdaroğlu zaten hep CHP konuştuk, Yok Deva yok, Partisi hayır. ile. Hı. Tek parti aday, hani şu adaylık meselesinde. Şimdi Mehmet Emin Ekmen deneyimli bir siyaset, tecrübe sahibi bir siyasetçi. AK Parti'de uzun yıllar siyaset de yaptı. Şimdi deneyimli bir AK siyasetçi Parti öncesi olarak, de var, sadece AK AK Parti'yi Parti almayın diye. öncesi de var. AK Şimdi Parti öncesi tek hangi parti? parti, CHP mi? Ailede SHP, CHP var da benim babam refahçıydı. Refah, Dolayısıyla Refah Refah Partisi. Partisi'ne. Tek adayla gidilebilir demiş. Yani Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı ya da işte muhalefet diyelim, tek adayla mı gitmeli? Ne düşünüyorsun bu konuda, yoksa ayrı ayrı Bu bir bugünün tur daha ver? konusu değil. Ben tek adaylı bir, yani iki adaylı, muhalefetin tek adayla uzlaşacağı bir tercihin daha doğru olduğuna inanıyorum. Ama ne parti kurullarımızda, yönetim kurulu ya da başkanlık kurulunda, ne de başka zeminlerde, ne de partiler arasında bu konular konuşulmuş ve tartışılmış değil. E peki nasıl karar vereceksiniz? Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan kalktı, hadi seçime gidiyoruz dedi. El ayak birbirine dolanmayacak mı muhalefet Yok, partileri? yok, yok. Bence partiler arasında, liderler arasındaki diyalog zemini hızlıca karar almaya çok uygun Demek ki şu herkesin anda. kafasında bir isim var yani aslında, hani Bence konuşma. isim yok ama model olabilir. Tamam. Ya işte bir geçiş dönemi. Kemal Bey de zaten genellikle bir isim değil de bir model tarif ediyor. Şimdi O modele çok az kişi itiraz edebilir. Ama bunu yine o günkü konjonktür belirler. Kemal Bey, CHP en büyük aktör buradaki şeyde, yani en büyük parti CHP. Sonra İyi Parti geliyor. Bu muhafazakar seçmende bir endişeye neden oluyor. Yani yeni dönemle ilgili, tamam CHP çok değişmeye çalışıyor, adımlar atmaya çalışıyor özellikle CHP yönetimi, ama hala bu toplumsal kesimler bu kadar birbirine yakın değiller. Bu diyaloglar çok yeni kurulmaya başlanan diyaloglar. Bu mesajlar çok yeni veriliyor. Yani bunun böyle çok uzun tarihleri yok. İşte Kemal Bey'in başörtüsü açıklaması işte birkaç yıl önceydi. O da tek başına kaldı. Çok fazla bir şey olmadı. Yani CHP'de böyle düşünen insanlar var ama genel olarak o kamuoyunda, o medyada tam olarak
bu konudaki samimiyetle ilgili endişeler var. Bu da AK Parti çevrelerinde özellikle bir önemli bir argüman oluyor. AK Parti ile evet duygusal olarak ya da işte ekonomi politikaları ya da yönetimdeki sorunlar yüzünden kopmaya yakın olan insanlar bunları düşünüyorlar ve ortada kalıyorlar. Tam olarak renklerini belli edemiyorlar. Ve en sonunda bu bir aynı zamanda propaganda olarak da kullanılıyor. Mesela dün biz burada konuştuk. İşte sosyal medyada dolaşan dün Ahmet Taş getiren yazısıydı. İşte bir meşhur bir hocanın işte Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olmamak lazım. Hani şimdi ben görüyorum herkes eleştiriyor ama hani bütün kazanımlarınız da bu AK Parti sayesinde herkes de bizim camiamız bir sürü kazanım elde etti. Hani bir tür nankörlük manasında söylemlerle insanlar aman dikkat edin hani elimizdekini de kaybetmeyelim psikolojisi en yukarıdan işte böyle hocalardan yayılıyor. Buna karşı biraz önce şey söylediniz ya hani Babacan'ın nöbetleşe zorbalığa son vereceğiz mesajı oldu. Çok tartışıldı özellikle seküler kesimden çok eleştiri aldı Deva Partisi. Bu işe yarıyor mu yani yarayacak mı bu mesajları? Gerçekten bunun bir muhatabı var mı? Muhafazakar kesimde bir muhatabı var mı? Yoksa bu endişeler yersiz endişeler mi? Nasıl bakıyorsunuz? Açıkçası ona? Bir işe yarasın diye vermiyoruz. Doğru olduğuna inandığımız için veriyoruz. Yani politik açıdan doğru olduğuna inanıyoruz. Türkiye'de son 10 yılın özellikle yarattığı en büyük problem yankı odaları. Yani geçen gün bir programda daha kullanınca bir izleyici yorum yazmış ne demek istiyorsunuz diye. Birbirine benzeş ve hatta bazen türdeş insanlar aynı ortamda sadece birbirini dinliyorlar. Ve yan odalıcıklarda ya da yan odalarda ne kıyamet koptuğundan habersizler. Ve bu son 10 yılda bu yankı odaları arasında köprü vazifesi, yani bu son 10 yılda üretilmiş bu yankı odaları arasında Deva Partisi 18 aydır çok kıymetli bir rol oynuyor. Yani Cumhuriyet'in değerleri diye tarif edilen, bütün değerleri sahiplenen ama toplumun farklı kesimlerinin bütün sancılarını merkeze alan duruşu oldu farklı tartışmalarda. Türk'ün sesini Kürt'e, Kürt'ün sesini Türk'e, Alevi'nin Sünni'ye, Sünni'nin Alevi'ye, keza laikle dindarın arasında bu sesleri birbirine duyurmaya çalıştı. Şimdi Sayın Genel Başkanımızın söylediği şey, bizim sahada gördüğümüz bir şey idi. Bunu da ilk defa genel başkanımız söylüyor değil. İhsan Eli Açık 2 ay önce tweet atmış. Ben bir kenara koymuştum dikkatimi çektiği için. Tekrar hatırlatın bu tartışmalarda. Ben diyor birçok kişiye bakıyorum. Son 20 yıldan ders alınmamış. Eğer yeni bir 28 Şubat girişimde bulunursanız ilk ben sizinle mücadele ederim. Ya İhsan Hoca gibi bütün varlığıyla muhalif bir adam bu önermede, bu tespitte bulunuyorsa burada ciddiye alacak bir şey var. Bu bir. İkincisi Mehmet Bekaroğlu. Üçüncüsü de Yüksel Taşkın Hoca. Yine CHP Genel Başkan Yardımcısı. Şimdi biz hadi o bir takım çokça dayak yedik biliyorsunuz. Hala kemiklerimiz ağrıyor o tartışmada. O bize saldıran arkadaşlar veya bizi eleştiren, hani saldırı daha kaba bir ifade, eleştiren arkadaşlar acaba Meral Hanım'ın da Kemal Bey'in de CHP'nin de mi yanlış yaptığını düşünüyor? Ve yine bu arkadaşlar birçok ankete göre en az 2 yıldır %20 ile 37 arasında birikmiş kararsızların bir türlü bulunduğu yerden başka bir lokasyona doğru hareket etmiyor oluşunu nasıl değerlendirecekler? Ama bu tartışmalar nedeniyle ben daha sıkıntılı bir şey daha tespit ettiğimi zannediyorum. Biraz böyle vaktimiz böyle bitiyor. Bitireyim tamam. Bitiriyorum. Şöyle bir sıkıntı daha tespit ettiğimi düşünüyorum Yıldıray Bey. O da şu. Çok iyi bildiğim bir his bu. Yıllarca PKK bahanesiyle Kürtler dövüldü. Bugün de AK Parti bahanesiyle dindarlar dövülüyor. Bugün AK Parti'nin bahanesiyle mi? Evet. Niye? İfade edeyim. Bugün AK Parti'nin bütün zerratıyla eleştireceğimiz yönetim sistemini ve ürettiği iktidar rantından pay alanların sayısı bütün Türkiye'de 100 bini geçmez. Aldığı ay oy 20 milyon. Birçok arkadaş Ali Bey'in o açıklamasından sonra çıktı. Şunu diyor. Tabii ki korksunlar. Tabii ki tedirgin olsunlar. Haksız yere aldıkları rantların payını versinler. İşte bahane değil. Ya de, Anadolu'nun da değil. Ortada ama sen AK Parti'nin milyonlar bu milyonlarca oy veren seçmeni hedef alıyor işte, Elif. AK Parti.
Tamam, anlıyorum. Sen bir sosyolojiyle mücadele edemezsin. PKK var diye Kürtlerle. Bugün sosyolojiyle... Milyonlarca insan rant yüzünden oy veriyor diye bir kafa bunun var. Bunun hesabını verecekler kafaya, diyor. Yani bununla ilgili ben size hani yine isim verip yeni polemikler açmayalım. Son 10 günde yapılan tartışmalar var. Tabii ki korkacaklar diyor. Bir hayır, ilçe başkanlığının kürsüden yaptığı konuşma var. Onu da saymıyorum ha. Köşe yazısı yazan, entelektüel aklına inanacağımız arkadaşlar var böyle yazan. Eğer böyle hareket edilirse o insanlar ulan devri sabık geliyor. Gelip benden hesap soracaklar diye düşünürse bu insanların pozisyon değiştirmesini bekleyemezsiniz. Çok böyle esprili bir şey vardır benim kendi içim gelişle ilgili. Çok haklısın. Denir ki işte bu değil bir yani. Cumhuriyet döneminde Kürtler öyle de fermani fırlaha, fermani aga yani hükümet bir tamim yayınlar. Bu tamimin sonuçları olur. Denir ki işte ağalar hakkında bir ferman, bir tamim yayınlanmıştır. İşte bütün Gelcüşlüler daha doğru kaçışır. Yani iktidarın, devletin zorbalığından kaçırmak için. Bunu gören bir çoban da elindeki asayı atar. O da daha doğru kaçmaya başlar. Oysa o tamim A sınıfı için yayınlanmıştır. Yani o çobanın bundan korkacağı bir durum yoktur. Toplumsal psikoloji böyle bir şeydir. Siz eğer AK Parti'nin gerçekten kirlenmiş, gerçekten çürümüş iktidar sistemini ve bu sistemden pay alan birkaç 10 bin kişiyi sağdan soldan saysan az önce 100 bin derim ama belki bir her ilde 100 kişi olsa 81 çarpı 100 ne yapar? Yani 8 bin yapar. Her bakanlıkta 100 kişi olsa 2500 aslında 15 bin kişiyi hedef alacağına bu tedirginliği duyan herkes bunun hesabını verecektir dersen o insana pozisyon değiştirmez. Gider. Bir de tedirginliği Bekir Bey'in çok güzel tarif ettiği gibi Bekir Bey'in çok güzel tarif ettiği gibi arabayı sağa çeker bekler. O otobandan çıkmaz. Ve o tedirginlik bir süre sonra yarın devri sabıkta dayak yiyeceğime burada biraz daha aç. Biraz daha bir ilaç dururum ama en azından haysiyetim ve onurumla oynanmayacağını bilirim psikolojisine dönüşür. Emin bir dakika. HDP psikolojisi. Bu çok ayrı bir saniye. Yani bu birkaç başlık oldu. Yani bitirelim demişti biraz özel bir şekilde evet, tartışmak ama gerekir. Emin yani burada bir dakika. Ben burada sadece senin AK Parti bahanesiyle sözüne yani orada bahane. AK Parti bahanesiyle değil. AK Parti iktidarındaki işte bu 10-15 bin imtiyazının AK Parti gerekçesiyle. O orada o yozlaşmayı işte 3-5 maaş alanlar yani bu kadar dindar algısına bu iktidar hani içerisindeki birkaç böyle bin insanın X ya da zarar vermesi girişte cemaatleri eleştirdik. Doğru. X ya da Y cemaatini tamam. Alalım. Evet. 100 yöneticisi dışında hı-hı. Bir şekilde gönül bağıyla oraya bağlanmış insanları bu şekilde bir katran kazana batırıp çıkartabilir miyiz? FETÖ soruşturmalarını niye eleştiriyoruz? Bu işleri göbeğinde olan bir arkadaşımın hı-hı. ifadesiyle 15 bilemedin 25 bin kişiyle tamamlanacak bir soruşturma 1,5 milyon kişiyle yürütüldüğü tamam. için eleştiriyoruz değil mi? Ben sadece oradaki evet. kelimene takıldım. Şimdi tamam, bu ayrı AK Parti gerekçesiyle. Evet, onların yaptıkları. Bir de herkese siyasal yani, İslamcı değil. Deniyor bir de. Evet. Selamünaleyküm. Bu zaten mavi AKP, evet, evet. Siyasal İslamcı. Evet. Bir sürü. Tuhaf bunlar tabii insanları korkutuyor. Bunu biz de burada konuşuyoruz. Birikmiş bir öfke var ama evet. Emin olun. Twitter'ın Türkiye'deki kullanımı %10'un altında biliyorsunuz evet. Değil mi sosyolojik olarak? Evet. Toplumun %50'sinin bu tartışmalardan haberi yok. Evet. Bence toplumun şimdi tartışmaların haberi yok argümanı o kadar şey değil. Yani insanlar izledikleri televizyonları, okudukları gazetelere bakıldığında o dönüşümü destekleyen çok fazla şey tamam, yok. Kendimi, tamam kendimi yanlışlayacak başka bir şey söyleyeyim. 10 takipçili bir hesabın attığı bir tweet, 100 izleyicili bir YouTube videosunda geçen bir görüntü AK Parti tarafından bir anda milyonlara ulaştırılabiliyor. Seçim öncüleri yapılıyor. Ve bu negatif etki yaratıyor. Ben Muharrem İnce'nin İzmir mitinginden sonra Barlar Sokağı'nda koro halinde Tayyip Erdoğan'a yapılan küfrün Tayyip Erdoğan'ı belki 49'dan 52'ye taşıdığını düşünüyorum. Evet.